noktasından iyi akşamlar. Evet, Mevlana'nın 742. Vuslat günü anma törenleri töreni vesilesiyle Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını dinledik az önce. İlginç gelişmeler var son birkaç gündür, özellikle bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı 3 saati aşan ve 1400'e yakın gazetecinin katılmış olduğu meşhur yıllık basın toplantısı, basın açıklamaları var. Dün geceye dair Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artış kararı var. 0.25 oranında bir faiz artışı söz konusu oldu. Finans ne alaka? Mevlana'dan girdiniz, Putin'den çıkıyorsunuz diyeceksiniz ama her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki. Şu anda komşu coğrafyada neler oluyor? Türkiye'yi bekleyen riskler neler? Türkiye'nin eli nerede kuvvetli? Enerji denkleminde nereye gidiyoruz? Ankara'dan konuğum var. Orsan Başkanı Sayın Şaban Kardeş burada. Hoş geldiniz Sayın Kardeş. Yayından önce de konuştuk. Ekonominin ve politikanın iç içe geçtiği, bu kadar iç içe geçtiği belki de ender zamanlardan geçiyoruz. Dilerseniz hemen Putin'in meşhur yıllık basın toplantısıyla girelim. Dış politika, evet, ve ekonomi ağırlıklı konuştu. Ütopik ekonomik vaatlerde bulundu. İşte biz 2016 projeksiyonumuzu petrolün 50 dolar fiyatı üzerinden hesaplamıştık ama pek istediğimiz gibi olmadı dedi. Yine büyüme vaatlerinde bulundu ki eksiye gidecek. Enerji yönünde yaptığı açıklamalar oldukça ilginçti. Türk akımı konusunda Brüksel'e bağlı her şey dedi. Avrupa Komisyonu bize garanti verirse Türk akımını gerçekleştirebiliriz. Masadan kalkmadık dedi. Güney akımı için de ilginç bir açıklaması oldu. Biz Bulgaristan için zaten yapmıştık ama yaranamadık, onlar istemedi dedi. Putin'in bu çıkışını nasıl yorumluyorsunuz? Türk akımından başlayalım dilerseniz. Yani aslında bu çıkışları ütopik dediniz. Ütopik kavramını sadece ortaya koyduğu ekonomi programında değil belki. Genel artık bu şekilde çok tartışılan dış politika maddelerindeki bakışının da biraz ütopik hale geldiğini göstermesi açısından önemli. O bahsettiğiniz açıklamaları ben ilk okuyunca gülümsedim. Hatta sosyal medyada bir iki yabancı arkadaşla da paylaştık. Gerçeklikten bir kopuş var. Yani Türk akımından bahsettiniz. Onun evvelinde Güney Akım projesi vardı. Güney Akım'ın, evet, bitirilip Türk akımına geçilmesi çok kafa karıştırmıştı. Putin'in bunu lanse edişi birazdan tartışırız. Şimdi birden yine Türk akımının geleceği konusunda ifade ettiği sözler ve Türkiye-Rusya krizini bahane ederek bunun geleceğini sorgulamaya açması Rus tarafının, bu projelerin arka planındaki reel koşulların pek de olmadığını, bunların Rusya tarafından hep spekülatif amaçlı öne sürülerek dönemsel olarak kullanıldığını gösteriyor. Ama bugün geldiğimiz noktada ekonomik olarak daralma var. Girdiği önemli dış politikada Ukrayna, Suriye gibi, evet, bulaştığı krizler var. Buradaki sürdürülebilirliği tartışılır. Bu noktada da artık bir ütopik bakış açısının Rus dış politikasının, Rus ekonomi politikasının bel kemiğini tanımlayan bir hale geldiğini görüyoruz. Bu da ürkütücü. Gerçekten yani bu lanse edişi konuyu olayın gerçeklerinden kopuk. Kısaca bakarsak bahsettiğiniz iki konu, iki büyük proje. Güney Akımı projesi ve daha sonrasında Türk hatırlarsınız projesi, işte Türkiye ziyaretinde 2014 yılının Aralık ayında böyle kimsenin ummadığı bir anda Türkiye ile en üst düzeyde ziyaret yaparken Türkiye ile daha önce danışmadan birden masaya böyle bir projeyi getirdiniz. Kendisinin ortaya attığı, tabii, kendisinin bir şeydi. Bizim talep etmediğimiz, biz bunu nereden şeydi bulduk? Ve emri vaki yaratmaya çalıştı ki o olmadı. Biz süreç içerisinde değerlendirmeye aldık. Şimdi nasıl olmuştu bir bakalım. Bugün nasıl lanse ediyor? İşte Güney Akımı projesi aslında Rusya'nın 2000'li yılların sonuna doğru ileriye attığı bir proje. Ve o projede büyük ölçüde o günkü koşullarda bizim Türkiye'de çok tartıştığımız bir proje vardı. Nabucco projesi. Nabucco. Bu biraz Rusya'ya olan bağımlılığı kırmak için Hazar Havzası'ndan, işte Azerbaycan'dan, belki Hazar'ın doğu tarafından gazı alıp Avrupa'ya alternatif bir kanaldan taşıyarak çeşitlendirmeyi yapmak ve Rusya'ya bağımlılığı kırmayı hedefleyen bir projeydi. O günkü koşullarda Nabucco'nun fizibilitesini tartışmaya açmak için, buna bir anlamda rakip olarak onu altına oyacak bir proje olarak Güney Akımı ortaya attı. İşte baştan bir 30 milyar metreküplerdeydi. Sonra 60 milyar metrekübe, iki katına çıkardı. Ama bu proje asla teknik olarak yapılabilir noktaya gelemedi. Bir,
Bu kadar gazı, ilave gazı nereden bulacağı sorusunun cevabı asla ortada olmadı. Türkmen gazını mı orada hesaba kattı acaba? Ama Türkmen gazında zaten halihazırda Rusya üzerinden bir pazarı var. Türkmenistan arada geçen süre içerisinde Çin'e gaz satmaya başladı. Ve halihazırda yeni yatak, yeni kaynak gibi bir reel alternatif koymamış idi. Şimdi bütün bunlar tartışılırken finansman boyutu var bu kadar devasa bir projenin ve hatta teknik fizibilite. Çünkü Karadeniz'in çok derinlerinden gideceği söylenmişti vesaire. Şimdi o tartışılırken o Güney akımında gündeme gelince Nabucco'nun diğer kendi içindeki bazı sorunlardan dolayı biliyorsunuz Nabucco masadan kalktı. Zaman içerisinde Nabucco yerine bizim Türkiye olarak da içinde olduğumuz, başından beri desteklediğimiz TANAP projesi gündeme geldi. O geçen süreçte yalnız işte gerçeklerden kopukluk dediğim kısım bu. Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde enerji piyasalarını düzenlerken yeni kurallar getirdiğini biliyoruz. Tabii. Özellikle bu rekabet konusunda, monopolleri, tekelleri kırma konusunda. Bu da özellikle 3. enerji paketi dedikleri düzenlemeler çerçevesinde Rusya'dan, yani daha doğrusu Gazprom'dan bu doğalgazı üreten ve taşımacılığı yapan şirketten belli konularda tavizler vermesini istiyordu. Özellikle işte bu kritik altyapının diğer taşıyıcılara açılması, rekabetin olması vesaire. Bunun olmadığı takdirde Gazprom'un yeni bir gazı Avrupa pazarına sokmasının önü kapalı idi. İşte bu Güney Akımı projesinin de Avrupa'ya varacağı ilk nokta Bulgaristan idi. Biz bunu 2010, 11, 12, 13 yıllarında hep tartıştık. Ruslar, Bulgarlar o günkü koşullarda baskı yaparak farklı işte haberler doğru ise bazı rüşvet kanallarını kullanarak farklı şekillerde Bulgaristan'ı siz gidin Avrupa Komisyonu'na bu üçüncü paketin getirdiği bu sıkı koşullardan bu projenin ve dolayısıyla Gazprom'un istisna alması için ikna edin gibi tartışmalar vardı. Ve Gazprom kendisi de bunu asla yapmadı. Ve bu tıkandığı için de Rusya dedi ki artık ben bu Güney Akım projesinden vazgeçiyorum. Türk Akım projesini gündeme getirdi. Türk Akımı projesi gündeme geldi. Ama bugün bu proje de aslında Rusya için çok feasible, yani Rusya için feasible olmayan bir proje. Gene maliyetli bir proje. Tabii yani akımıda. Rusya için gaz nereden bulunacak? Bunun teknik olarak feasibility'si nedir? Finansmanı nedir? Pazarı var mıdır? Ve bugün asıl gündeme getirdiği konu, ona gelmek istiyorum. Yani bu gerçeklikten kopukluk, o açıdan ben okurken gerçekten güldüm yani. Türkiye gitsin, Avrupa Komisyonu'ndan garantiyi alsın gelsin diyor. Bunun muhatabı Türkiye değil. Tabii ki. Bunun muhatabı Gazprom'la Avrupa Komisyonu'nun kendisi. Eğer gerçekten Rusya, Putin ya da daha doğru ifadeyle Gazprom bu projede ciddi ise bu projenin işte bu şekilde tekelleşmeyi engelleyici olan Avrupa Birliği düzenlemelerinden istisna alabilmesi için komisyona başvuru yapması gerekiyor. O clearance'ı aldıktan sonra bu projeyi hayata geçirebilir. Bunu yapmadan, bu belirsizlik varken sürekli suçu, sorumluluğu başkalarına atıyor. Hani bizde bir tabir var ya, gelin oynamasını bilmeyince meydan dar dermiş. Biliyor aslında, bilmiyor değil. Peki Rusya burada sürekli bu projeleri yapmak istiyor mu gerçekten? Yoksa sürekli işte atıyorum Ukrayna'da veya Suriye'de bir işler karıştırırken bir zeytin dalı uzatıp birilerini oyalamaya mı çalışıyor? Çünkü Putin'in yaptığı basın açıklamaları, uçak krizinden sonra yaptığı özellikle son 1-1,5 yıldır Suriye'de daha fazla mevcudiyet göstermesinden itibaren çılgınca açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ve sürreal açıklamalar bunların hepsi. Dediğiniz gibi gerçeklik bağlamından kopuk. Burada Türk Akımı projesini yapmaya niyetli mi sizce? Şimdi ideal olarak bunun koşulları, piyasa koşulları gerçekleşse yapmak istediğini ben düşünüyorum. Yani ben de olsam, yani bir işletmeci gözüyle baksak, bu kadar gazım olsa bunu ilave kanallardan Avrupa'ya satacak böyle bir projeyi gerçekleştirir miyim? Gerçekleştiririm. Ama işte burada asıl soru, bunun reel koşulları ne ölçüde mevcut? İşte Rusya'yı giderek bir sürreel pozisyona iten sebep de zaman içerisinde Rusya'nın ortaya koyduğu bu büyük stratejik projelerle, stratejik vizyonla reel koşulların, reel ekonomik koşulların çok arasındaki makas açıldı.
Şimdi böylesi bir projenin finansmanı için 10 milyarlarca tabii. belki eurodan bahsediliyor. Şu an teknik olarak onun bile tam olarak çalışması yapılabilmiş değil. Ama geçen sürede özellikle son 1-2 yılda enerji fiyatlarındaki düşüş, biliyorsunuz doğal gaz fiyatı petrole endeksli olarak belirleniyor. Zaten böylesi bir projenin feasible olarak yapılabilmesini, yani finansman anlamında yapılabilmesini zorlaştırıyor. İkinci bir konu, arada geçen sürede biliyoruz ki işte bu shale gaz, Amerika'daki özellikle çok fazla yeni teknolojiyle birlikte daha ucuza üretilen bu kaya gazının da piyasaya girmesiyle bu sefer Avrupa'nın alternatif farklı teknolojileri devreye sokmasıyla ve ilaveten de küresel olarak ekonomi büyümedi. Biliyorsunuz 2008 tabii. krizinden beri hala bir durgunluk var. İlave talep de olmuyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman mevcut gaz arzının ötesinde çok da büyük bir talep yok. Bu kadar 60 milyar metreküplük bir gazı alabilecek müşteri yok. Bunun nereden geleceği konusunda somut bir şey yok ve arada 10 milyarlarca euroluk bir projeyi finanse edecek bir ekonomik ortam yok. Burada tabii TANAP'a dair bir kıskançlık da oldu herhalde değil mi Putin'de? Yani TANAP projesini de bir şekilde kontrol altına almak demeyelim ama bir oyuna girmek mi istiyor bir taraftan da bunları teklif ederken? Şimdi TANAP'a dair tabii, şimdi TANAP projesi bir ölçüde arka planda Rusya ile rekabet içerisinde olabilecek bir proje. Ama TANAP projesinin evrimine baktığımız zaman, işte daha önce bahsettik, Nabucco projesi gündemde idi. Ve sonrasında bu Nabucco, işte yine benzeri sorunlar, bu Güney Akım sorunları neyse, Rusya'nın Türk Akımı projesinin sorunları neyse, Nabucco'nun sorunları da aynı. Bu bahsettiğim sorunlar Rusya'ya has sorunlar değil. Piyasanın reel koşulları bunlar. Ekonomi politiğin dayattığı koşullar bunlar. Bu kadar büyük bir gazı nereden tam olarak alacaksınız? Satıcıların, evet ben bu kadar ilave gaz çıkaracağım, vereceğim diye bir taahhütte bulunması gerekiyor. Bunun müşterisinin bulunması gerekiyor. Bunun işte 3000 küsür kilometreydi Nabucco. Finansmanın yapılması gerekiyor. Finansman gerekiyor. Bu koşullar olmayınca ideal olarak güzel bir proje. Putin'inki de güzel bir proje ama real olarak hayata geçmiyor. Şimdi TANAP'ta ne oldu? Nabucco'dan TANAP'a geçerken biz ölçek küçülttü aslında. Ölçek küçülterek daha feasible bir yapıya erişti. Ve başlangıç olarak biliyorsunuz Azerbaycan'ın Şahdeniz 2 ile başlayacak. Ve ihracat pazarı olarak da Türkiye sınırından sonra TAP dediğimiz transatlantik boru hattına bağlanarak Güney Avrupa pazarlarına gidecek, İtalya'ya doğru yönelecek. Ve bu sayede Doğu Avrupa'daki Rus gazıyla rekabet etmeyecek. Hem Rus gazıyla rekabetten sakındı aslında TANAP akıllı bir şekilde bu piyasa stratejisiyle. Hem de miktarları, başlangıç miktarlarını küçülterek daha feasible hale geldi. Şimdi TANAP aslında iki aşamalı olarak düşündüğüm zaman başlangıçta bu şekilde küçük başlamak, daha sonra kapasitesinin arttırılması gündemde. İşte bu kapasitesinin arttırılması noktasında Azerbaycan'ın gazı muhtemelen yeterli olmayacak. İşte buradaki alternatifler bu Kuzey Irak gazı olabilir. Gelişmelerin seyrine bağlı olarak. Eğer işte Hazar geçiş sorunu çözülürse Türkmenistan gazı olabilir. Bilemediniz Rusya gazı olabilir ama bu bir sonraki aşamada tartışılacak bir konu. Halihazırda TANAP için önemli olan özellikle 2012-13'ten sonra Nabucco gibi çok büyük bir projenin yürümeyeceğini anlayarak daha orta ölçekli yürüyebilir bir finansman modeli, bir işte arz talep modeli ortaya kondu. Halihazırda mesela TANAP'tan ilk fazla geçecek gazın alıcısı da hazır. Satıcı olarak Azerbaycan da hazır. Bu daha feasible bir proje. Genişleme aşamasında Rusya'ya da açık olacağını ben düşünüyorum. Ama Rusya bunu stratejik sebeplerle ister mi? Muhtemelen istemez. Bu ayrı bir konu. Ama piyasa koşulları açısından baktığımız zaman TANAP, işte bu tartıştığımız Güney Akım, Nabucco ya da Türk Akımı projelerine kıyasla çok daha feasible bir proje. Gerçekçi, ayakları yere basıyor en azından Putin'inkilerden daha farklı olarak. Hocam şimdi bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra Kuzey Irak gazıyla devam edelim. Biraz da Suriye-Rusya dengesi nasıl etkileyecek buradaki
enerji politikasını oradan konuşalım. Çıkış noktası kısa bir aradan sonra devam edecek. Çıkış noktasında Orsan Başkanı Şaban Kardaş'la gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Kardaş, az önce TANAP projesinden bahsettik. Rus gazının sonradan eklemlenebilme ihtimalinden bahsettik. Tabii ki Kuzey Irak petrolleri ve Kuzey Irak'tan eklenmesi beklenen Kuzey Irak gazı da var. Şimdi bunun fizibilitesine gelmeden önce size şunu sormak istiyorum. Rusya 3 senedir sessiz kaldığı veya alttan destek verdiği Suriye krizinde yaz itibariyle bomba gibi sahaya indi, postallarını yere vuruyor, yakıp yıkıyor her tarafı. Ve bizim korumaya çalıştığımız tam Güney Koridoru'ndaki aksı kendine göre şekillendirmeye çalışıyor. Burada Rusya'nın hedefi tam olarak ne? Yani krizi derinleştirmeye çalışırken Kuzey Irak'la Türkiye arasındaki enerji ticaretine de balta mı vurmak istiyor? Yani tabii doğrudan Kuzey Irak Türkiye arasındaki devam eden biliyorsunuz bir petrol ticareti var. Olası doğalgaz ticareti. Bu bir şekilde bundan gelişmelerden etkilenebilir ama hedefin bu olduğunu ben en azından hali hazırda zannetmiyorum. Ama Rusya'nın Suriye krizinde sizin de belirttiniz bu işte Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giden süreçte ve hemen Genel Kurulu'nun akabinde oradaki hem varlığını arttırdı hem de doğrudan operasyonlara başladı. Neden bunu yaptı? Buna verilen tek bir cevap yok. Ben de bunu aslında bir yazıda stratejik muğlaklık siyaseti takip ediyor Rusya şeklinde ifade etmiştim. Şöyle ki bu Rusya'nın sadece bu Suriye krizinde değil aynı zamanda mesela Ukrayna krizinde hatırlarsak Kırım'ın ilhakına giden süreç ve sonrasında evet. Ukrayna'nın doğusundaki durumu tırmandırması genelde uluslararası krizlerde takip ettiği bir yaklaşım, bir strateji gibi. Şöyle ki Rusya gerçekten asıl hedefinin ne olduğu konusunda muğlak bir ortam yaratıyor ve bu muğlak ortamda Rusya hamle yapmaya başladığı zaman diğer muhataplar, rakipleri hatta Rusya ne yapıyor? Bunu tartışmaya başlıyor. İşte birileri aslında Rusya'nın niyeti bu kadar da kötü değildir, anlayışla karşılayalım, sorun değil derken bir sonraki hamleyi yapıyor, bir sonraki hamleyi yapıyor. Rusya'nın kafasında bir oyun var ama bunu komünike etmiyor, bunu diğer muhataplarına yaymıyor ve diğer muhataplarının bu tepkisizliğini farklı sebeplerden kendi aralarındaki ayrılıklarını kullanarak bir sahada zemin kazanıyor. Şimdi Ukrayna krizine baktığımız zaman hatırlarsanız işte ilk Kırım'daki gelişmeler değil mi? Tabii. Kırım'da küçük yeşil adamlar vesaire üzerinden orada bir yeni durum oluşturma. Ondan sonra Kırım'ın ilhakına giden süreç. Baştan ya aslında Ukrayna'da Kırım'da hatalar yapmıştı diye Batı'da bile bir meşrulaştırma. Sonra zaten 1950'lerde Kırım Rusya tarafından Ukrayna'ya verilmişti. Alsa da sorun değil falan. Sürekli attığı adımları karşı tarafta kanıksamaya çalışan, bir şekilde hazmetmeye çalışan ve Rusya'yla kriz yaratmamaya çalışan muhatapları var. En sonunda ilhakla kalmadılar. Doğu Ukrayna'ya bu sefer Rusya'nın yöneldiğini görüyoruz. Şimdi Suriye krizinde de böyle bir durum var. Tek bir sebep yok. Ve bir şekilde Rusya'nın ortaya koyduğu farklı sebeplerden yola çıkarak Batılı muhataplarının evet ya anlaşılabilir, iyi ki de yaptı. Ve hatta polyanacılık oynayarak işte Rusya ile birlikte çalışabiliriz gibi yorumlar yaptığını görüyoruz. İşte ben baktığım zaman buradaki hareketi neden sorusunu sorduğum zaman bir yakın sebep olarak 2015 yılı içerisinde Suriye krizinin sahadaki askeri dengeleri ve dinamikleri çok hızlı bir şekilde değişti. Evet. İşte 2013'ten itibaren bir sahada tıkanmışlık durumu vardı. İşte muhaliflerin kontrolündeki alanlar, rejimin kontrolündeki alanlar belliydi. Koalisyon birliklerinin kurulmasının o zaman tabii, çok ciddi bir etkisi oldu Rusya'nın daha belirgin varlık göstermesinde. Böyle mi demeliyiz sizce? Koalisyondan daha ziyade bence o süreçte
IŞİD ortaya çıkmıştı. IŞİD de Esad'la savaşmadı biliyorsunuz. Muhaliflerin kontrolündeki yerleri ele geçirdi. Ama geçen sürede Rusya'nın desteklediği Esad rejimi artık dışarıdan taşımasıyla değirmen dönmez derler ya. Sürdürülemeyecek düzeyde yıprandı ve 2015 yılı içerisinde çok hızlı toprak kaybetmeye başladı. Çok hızlı mesela askeri birliklerini yenileyemez hale geldi. İşte insanlar, dürziler, farklı gruplar evlatlarını Esad için ölmesini istemiyoruz diyerek askere göndermemeye başladılar. Esad rejimi hızlı bir erimeye doğru gitti. Bu da hem İran hem Rusya açısından sahadaki müttefikleri olan Esad'ı kurtarma gibi bir acil ihtiyaç çıkardı ve ikisinin de 2015 yılı içerisinde bu sahaya doğrudan askeri angajmanını artırdığını görüyoruz. Daha önce dediğiniz gibi dolaylı olarak işte İran'da danışmanlar olarak diyordu. Artık doğrudan devrim muhafızlarının komutanlarına varana kadar orada pek çok kişinin ölüp İran'a götürüldüğünü görüyoruz. Bu birinci sebep. Kendisini desteklediği aktör olan Esad rejiminin hızla bir çöküşe doğru ilerlediğini görmesi. Ama bununla yetinmeyerek Rusya'nın burada daha geniş hedefler peşinde koştuğunu, özellikle oraya götürdüğü askeri yeteneklerin, imkanların, kapasitenin niteliğine baktığımız zaman görüyoruz. Bunu Türkiye ile yaşadığı bu uçak düşürülmesi krizinden sonra attığı adımlarda daha fazla görüyoruz. Ne yaptı Rusya? Normalde ne diyor? İşte IŞİD'le mücadele, uluslararası terörle mücadele. Bu tabii herkes için bir bilet gibi bir şey. Bunu bir kere aldıktan sonra içeri girersek yani şey gibi ring savaşı gibi. IŞİD'le mücadele bir nevi Suriye'deki varlığına meşruiyet kazandırıcı bir araç gibi görülüyor Rusya tarafından. Sanki mesela bugünkü basın toplantısında yine çok ilginç bir açıklaması oldu. Suudi Arabistan'la Rusya ilişkilerinin çok da hoş olmadığı bilinir. Özellikle istihbari anlamda da bundan 2,5 sene önce Moskova'da yapılan görüşmeler biliyorsunuz basına sızmıştı. IŞİD'le mücadele konusunda Suudi Arabistan'ın silahlarının bize dönmeyeceğini düşünüyoruz minvalinde bir açıklama yaptı Putin. Bir taraftan sadece IŞİD'le mücadele ediyorum deyip ama daha çok sivil öldüren bir Rusya bu sözde mücadele sayesinde Suriye'deki varlığına meşru bir zemin oluşturuyor ki bu uzun vadede Ukrayna'daki askeri varlığına da meşruiyet kazandıracak bir araç haline gelebilir. İşte tabii yani her ne kadar söylem bu olsa da işte istatistikler ortada. Hadi bırakın dışarıdaki gözlemcileri, İngiltere'nin Suriye özel temsilciliğinin hesaplarından bile paylaşılan istatistikler, haritalar %90'a yakın Rusya'nın hava harekatlarının diğer ılımlı Batı'nın desteklediği muhalif unsurları ya da sivil hedefleri vurduğunu gösteriyor. İşte hatırladığım yani bu Rus operasyonlarının başlarından itibaren 3'ten fazla okul vuruldu. Yani bu hafta sonu yine Doğu Duma'da vardı. Çok elim görüntüler vardı. Şimdi bu sadece Rusya'nın kimi vurduğu, terörizmi bahane ederek başka hedefleri vurdu değil, ne tür silahlarla vurduğu, buraya getirdiği askeri kapasitenin ona da bakmak gerekiyor. Siz IŞİD'le mücadele ediyorsanız IŞİD'in hava kuvvetleri yok. Ya yani bunu sadece bombalayabilirsiniz. Ama getirdiği işte füze savunma sistemlerine baktığınız zaman, oraya yığdığı diğer askeri imkanlara baktığınız zaman işte IŞİD'i gidip sizin Hazar'ın altındaki bir denizaltıdan füze fırlatarak vurma gibi bir ihtiyacınız yok. İşte oradaki savaş gemisinden işte feasible olmayan çok sahadaki, pahalı yatırımlar yapıyor sahadaki burada da. Yapmanız gereken askeri eylemle örtüşmeyen, askeri eylemin gerekliliklerinden çok fazla bir askeri varlığı oraya götürüyorsunuz. Sağdaki eylemin gerektirmediği şekilde hareketler yapıyorsunuz. Bu da tabii Rusya'nın gerçek niyetleri burada nedir? Bu soruyu da soruyor. Sadece ve sadece Esad rejiminin çöküşünü güçlendirmek, pardon, engellemek mi? Ama bunun da ötesinde bunu engellerken ve orada belki ilerideki Suriye geleceğinde bir parçalanmış Suriye senaryosunda bir Alevi devletini mi kullanmak olacak ya da federe bir Suriye resim çıkarsa yine o unsur içerisinde uzun vadede Doğu Akdeniz'de kalıcı bir askeri varlık mı elde etmek istiyor? Bu soru artık ciddi bir şekilde soruluyor. İşte bunu sorduğumuz noktada da eğer bu doğru ise Rusya'nın hedefi burada sadece ve sadece Esad rejimini kurtarmak değil,
orta ve uzun vadede kalıcı bir Doğu Akdeniz'de askeri varlık elde etmek ise bu Rusya'nın attığı adım sadece ve sadece işte Türkiye'ye yönelik, sadece Suriye'deki Türkiye'ye daha müzahir unsurlara dönük değil. Aynı zamanda bence transatlantik güvenlik şemsiyesi altında yer alan Batılı aktörlere, Amerika'ya da verilmiş bir cevap, Amerika'ya karşı atılmış bir atım. O yüzden olayı biraz farklı boyutları da incelediğimiz zaman görüyoruz ki Rusya bu muğlaklıkla kısa vadede yakın hedefleri bir şekilde elde ederken uzun vadede de başka hedeflere varmak istediğini gösteriyor. Eğer bu doğruysa ciddi bir önümüzdeki dönemde tırmanmayı bekleyebiliriz. Çünkü Batı Gürcistan krizinde, Ukrayna krizinde, işte en son bu krizde her ne kadar yatıştırmaya çalışsa da çok fazla Rusya'nın karşısına çıkmasa da önümüzdeki dönemde Rusya'nın bu hamlelerine karşı yavaş yavaş alttan bir tepkinin geleceğini ben bekliyorum. Peki hocam, şu soruyu sorsam size. Ukrayna ve Suriye meselesi aynı düzlemde, biri kuzeyde biri güneyde birbirinin yansıması olarak yorumlandı. İki krizde patlak verdiğinden bu yana. NATO veya Batı veya küresel sistem Rusya'yı şöyle bir noktada sıkıştırmış olsa, kardeşim ya Suriye ya Ukrayna. Rusya'nın seçimi ne olur, ya da Rusya tamamen kazan kazan ilişkisi içerisinde gene bu muğlaklık üzerinden kendine alan mı açmaya çalışır? Ya tabii bu sıkıştırma bir tercihle karşı karşıya kalsa tabii ki Ukrayna'dır. Yani bunun tartışılabilir bir durum yok. Zaten benim de aslında krizin başından beri, Suriye krizinin başından beri benimsediğim görüş bu. Her ne kadar Suriye'de bu yıl itibariyle, bu Eylül itibariyle çok riskli hamleler atsa da yani bu ikincil bir oyun, ikincil bir cephe. Birincil cephe hala Ukrayna. Buradaki Amerika'nın çekilmesinin yarattığı boşluğu gördü, diğer gelişmeleri gördü, burada adım attı ama Rusya'nın uzun vadede buradaki varlığı sürdürebilmesi, işte bunun takviyesini yapabilmesi, bunu mali olarak sürdürebilmesi bence pek gerçekçi bir senaryo değil. Benim tahminim o ki Rusya Suriye krizi üzerinden Batı ile pazarlık yapmak, Batı ile masaya oturmak ve bu pazarlığın sonunda belki Ukrayna'daki kazanımlarını Batı'ya kabul ettirmek istiyor. Biliyorsunuz işte yaptırımlar var farklı şekillerde. Özellikle her ne kadar Kırım'ı kanıksatmış olsa da Doğu Ukrayna'daki fiili durumu, yani oradaki ayrılıkçıların kazanımlarını tırnak içerisinde Batı'ya tam olarak kabul ettirebilmiş değil. Eğer böyle çok kaba bir pazarlık olursa, ver Suriye'yi, al Ukrayna'daki kazanımlarını, bu ne olur? İşte Ukrayna'nın federe bir yapıya doğru evrilmesi olabilir. Doğu Ukrayna'daki o ayrılıkçıları tamamen belki bağımsız yapmayan ama Ukrayna'yı federe bir yapıya çeviren bir aranjman ortaya çıkarsa Rusya, tabi Batı bunu taahhüt eder mi etmez mi ayrı bir konu ama Rusya böyle bir tercih önüne geldiğinde Suriye'yi öte plana itip Ukrayna üzerinden gidecektir. Çünkü Ukrayna yakın, yaşamsal, tarihi olarak oradaki Rusya'nın kendi güvenliği için, tarihi hafızasında her yönüyle önemli. Önemli. O daha farklı. Ama Suriye biraz daha uzakta, ayrı. Yani ne diyebilir? Biraz daha lüks boyutu olan bir. Ama diğeri birincil, yaşamsal, kendi sınırında olan, bu kadar geniş, büyük bir komşusu. Aslında bize Suriye'yi satın aldırarak Ukrayna'ya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizin bu yorum var. Baştan beri bundan en azından ben bu yorumu biraz daha makul görüyordum. Bugün geldiğimiz noktada tabii bu kadar fazla yüklenmesi biraz da bu yorumu da zorluyor. Sadece Suriye üzerinden bir Ukrayna pazarlığı yapmak istiyorum ötesinde bir pozisyona geldi. O yüzden de şu an işte biliyorsunuz Kerry Moskova'daydı, sonrasında Suriye'ye dönük pazarlıklar başlayacak. Orada ne dönüyor bilmiyoruz ama hala ben Suriye'deki bu derece ileri angajmanı, askeri angajmanı sürdürmesinin Rusya açısından riskli olduğunu düşünüyorum. O senaryo geri dönebilir.
Son olarak hocam çok az bir vaktimiz kaldı ama Beşika'dan ve Türk askerinin Musul'daki varlığından hiç söz edemedik. Şengal, Zumar, Telafer ve Beşika bölgesi. Bu bölgeyi çevreleyemezseniz IŞİD'i, DAEŞ'i kontrol altına alamazsınız diyor bölge uzmanları. DAEŞ bir taraftan da Rusya için kullanışlı bir örgüt haline geldi. Aslında Rusya'nın mücadele ettiği değil, Rusya'ya bir manevra alanı açan bir aracı kurum vazifesi görüyor. Erbil yönetiminin Türkiye'ye destek verdiğini görüyoruz ama Bağdat yönetimiyle çok ciddi çelişkiler var. Ve Maliki'den beri Haydar Abadi'nin her türlü olumlu açıklamasına rağmen Bağdat yönetiminin Rusya tarafında, İran üzerinden Rusya tarafında yer aldığını görüyoruz. Bu ilişkiler zinciri sizce nasıl şekil alır? Çünkü Türk askerinin oradaki varlığı da son yaşanan gelişmelerde meşruiyet kazanmış oldu. Orada olması gerekiyor deniyor. Şimdi tabii bu tartışmada da biraz gerçeklerle o tartışmaya verilen hava arasında bir uçurum oldu. Bu iki taraflı da oldu aslında. Hatırlarsanız bilmiyorum takip ettiniz mi? O gece haberler ilk düştüğünde 30 bin Türk askeri girdi diye sosyal medyaya düştü. Tabur mu, bölük mü, hiçbir şey netlik kazanmadı. Sonra 3 bin dendi, sonra 300'e çekildi. Buna çok farklı anlamlar yükleyenler oldu. Öte yandan Iraklıların verdiği tepkiye baktığımız zaman o da gerçeklikten kopuktu. Iraklılar sanki orada daha önce kendilerinin onayladığı faaliyetine devam eden, kendi yetkililerinin ziyaret ettiği görüntülerin olduğu, yani kendi Iraklı tabii yetkililer ki gidip oraya ziyarette bulundu. Bir kamp yokmuş. Sanki bir gece ansızın Türkiye orada yeni bir hareketle girişmiş gibi lanse ettiler. Uluslararası olarak tabii tanınan, bilinen bir alan orası. Tabii yani şu an Irak'ta askeri eğitim hizmeti, faaliyeti yapan Irak ordusunu, peşmergeyi, diğer işte atıyorum oradaki Hristiyan unsurları eğiten 20 plus ülkeden eğitmen var yani. Sadece Türkiye değil ama varlık olarak belki toplam personel sayısı olarak Türkiye, İran, Amerika'dan sonra ilk üçte falan olabilir. Irakların lanse edişinde de bir sürreal durum vardı. O yüzden bu konuyu iyi anlamakta fayda var. Onu demek istiyorum. Bu gelişme şöyle bir ortamda gerçekleşti. Irak içerisinde de giderek yabancı askeri varlığa dönük bir alerji oluşmaya başladı. Bizim bu olaydan birkaç gün önce, Aralık 1 ya da 2 idi, Irak Başbakanı Abadi Amerika'nın ilave birlik göndermesine Ramadi operasyonu için, hayır dedi, ilave birlikleri işgalci sayarız dedi. Bunun da sebepleri var. Bağdat siyaseti ciddi anlamda kızışıyor. Orada işte farklı milis unsurları, bir milliyetçi hava var. Bizim bu olayda yanlış anlaşıldı. Bence halihazırda bu üssün orada devam eden faaliyetlerin eğitim faaliyeti olduğunun bir kere altını çizmekte fayda var. Ama bu eğitim faaliyetleri neye dönük? İlerideki muhtemel Musul operasyonuna. Şu an oradaki güç ve oraya o akşam gönderilen takviye güçler bir Musul operasyonunda yer alabilecek güçler değil. Bu eğitim ve kendisini korumaya odaklı bir askeri güç. Ama ileride Musul operasyonu gündeme gelecek. Ama bu tartışmayı çok farklı bir şekilde Türkiye'nin hem Irak'la hem ABD'yle ve hem de Kürdistan bölgesel yönetimle yapması gerekiyor. Çünkü tek başına bu ne Irak hükümetinin kurtarabileceği bir askeri cephe olacak, ne Kürdistan bölgesel yönetimi, ne de Amerika'nın. Evet, son cümleyi alayım Sayın Kardeş. Bu sürecin içinde yer almalı bence. Bahsettiğiniz gibi stratejik önemi var o üçgenin. Ama bu gücü de doğrudan o büyük tartışma içerisinde fazla da sokmadan biraz serin kanlıkla değerlendirme yapmak daha tabii sağlıklı olur diyorum ben. Kolektif bir gücün bir parçası olarak bir mevcudiyet söz konusu. Onu ayrıca tartışırız ileride. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık Sayın Kardeş. Çıkış noktası bu hafta burada sona erdi. Orsan Başkanı Sayın Şaban Kardeş'i ağırladık. Haftaya Perşembe 20'de görüşmek üzere.